Gazeteci Yavuz Selim Demirağ bizimle birlikte. Sayın Demirağ merhaba efendim. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Cinayet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Zaten daha önce de o söz konusu olan Audi araç, hatta fazlasıyla detaylar ortaya çıkmıştı. Sinan Ateş cinayetine dair ortaya çıkan yeni gelişmeler davanın seyrini değiştirebilir mi Sayın Demirağ? Değiştirebilir, elbette değiştirilebilir. Buradaki görüntüler sadece bir açıdan. Ama o bölgede yüzlerce kamera vardı ve daha net görüntüler de var. Fakat iddianame, aklamaname gibi olduğu için burada görüntülerde de çok netlik yok. Oysa yani bu dosyada, bu soruşturma esnasında farklı görüntüler, farklı açıdan görüntüler de var. Biz bugüne kadar bunları soruşturmanın gizlediği olayından dolayı yayınlayamadık, konuşamadık, yazamadık ama hepsini biliyoruz. Burada tetikçinin, tabii detay belli olmuyor, tetikçi çok profesyonel bir tetikçi. Bir Glockmark'a bir suikast tabancası var. Bu Glockmark'a tabancanın şarjörü orijinalinde 15+1 alır, 16 mm'dir. Ama özel bir şarjör, 35 fişek alan bir şarjör. Ve tetikçi dersine iyi çalışmış. Daha önceden de zaten Ankara'da bir çiftlikte 2 gün boyunca atış da yapmış. Ve olayı da çok iyi biliyor. Yani Sinan Ateş'in yanında kimlerin olabileceği, kimlerle hangi dakikada nerelere gidebileceğinin hepsinin şeyleri verilmiş. Dersine iyi çalışmış ve 35 tane fişek var şarjörde ve ilk olarak Sinan Ateş'i vurmadan önce Selman Bozkurt'u vuruyor omzundan. Neden Selman Bozkurt'u vuruyor? Çünkü Selman Bozkurt Sinan Ateş'in hem dayısının oğlu hem de bacanağı ve uzun süredir yanında, hem bacanağı hem de koruması gibi senelerdir yanında olan birisi. Selman'ın da üzerinde silah olacağını ve karşılık göstereceğini düşünerek önce onu vuruyor omzundan. Etkisiz hale getirmek için yani. Etkisiz hale. Bir, şimdi bir takım kişiler 4 mermi, 5 mermi diyor ama biz adli tıpta şöyle bir şey vardır. Derler ki atışlarda double atış diye tabir edilen bir atış vardır. Tetikçi Sinan Ateş'in önce sağ ayağına sonra sol ayağına ikişer adet mermi sıkıyor ve double atış dediğimiz, yani birbirine çok yakın, aynı delikten geçer gibi. Bu da katilin ne kadar profesyonel olduğunu da gösteriyor. Yine bu 4 mermiden sonra 5. mermi Ateş'in karnına isabet ediyor. 6. mermi ise boğazına isabet ediyor. Yani bir takım kişiler farklı farklı yorumlar yapıyor ama biz bu dosyadaki bütün detayları hem adli tıbbı hem diğer polis detaylarını öğrendik. Farklı açıdan görüntüleri de biliyoruz. Ateş ediyor yani tetikçi. Sağ omzundan vurulan Selman Bozkurt ise tabancasını sol eliyle çekmek zorunda kalıyor. Fakat ağır yaralandığı için onun atışları havaya, yani hedef yok, havaya doğru. Bu sırada Ahmet var yanında. Sinan'ın yere yıkılmasından sonra geri çekiliyor, kaçmaya çalışırken, katil kaçmaya çalışırken Ahmet yanaşıp Sinan'ın silahıyla arkalarından ateş ediyor ama artık iş bitmiş durumda. Motosiklete binip gidiyorlar. Oysa orası, o bölge Ankara'nın en hareketli bölgelerindendir. AKP'nin genel merkezine 1,5 kilometre, Amerikan Büyükelçiliğine bir o kadar, 1,5 kilometre ve o alanda sivil polisler sürekli devriye gezerler. Hem sivil polisler hem resmi polisler ama motosiklete binip gidiyorlar ve yani yakalanmamaları aslında mucize gibi ama birileri
Bu işte derslerine iyi çalışmışlar. Bir takım destekler var. İşte neyi öğrendik? Aylar sonra bunu artık gizleyemediler. Şeye koymak zorunda kaldılar iddianameyi. Bir polis, yani bir polis müdürü, bir başkomiser, aynı zamanda bu soruşturmanın yönetenlerin arasındaki bir kişi, Sinan Ateş'in telefon ve kayıtlarını ve nerelerde olduğuyla ilgili bilgileri de, yani Tolga Han'a onun verdiği de kanıtlanmış durumda. Kendisi de zaten itiraf ediyor. Burada ciddi ve profesyonelce işlenmiş bir cinayet var. Kim ne derse desin bu işin artık yani tüp, macun tüpten çıkmıştır. Buradan kaçışı yok. Evet. Yani, arabalar ortaya çıktı. Yani sadece bir araba değil, AT plakalı aracın yanında bir de MHP Genel Merkezi'ne ait olan, ruhsatı MHP Genel Merkezi'ne ait olan DB plakalı bir araç da çıktı. İki araç. Bunların konuşmaları. Daha önce 8 aydır zaten takip ediliyor Sinan Ateş. Öncesinde ben yine ilk defa Tele1'de söylemiştim. Mesela şu var, Sinan Ateş doçent doktor, Atatürk ve Cumhuriyet tarihi üzerine çalışan bir bilim insanı. Makedonya'ya gidiyor. Atatürk'ün mezun olduğu askeri rüştiyi ziyaret ediyor. Babasının evini ziyaret ediyor. Orada ilginçtir, bir otelde Türk vatandaşlarıyla yanında Erdal isminde çok sevdiği, çok yakın bir arkadaşı var. O anda cinayet anında aslında onun da orada olması gerekirken o 10 dakikalık bir gecikme yüzünden orada değil. Belki o orada olsa bu olmayacak. Orada bazı Türk vatandaşlarını görüyorlar, kriminal tipleri ve otellerini değiştiriyorlar. Yani otellerini değiştirmeseler belki de Makedonya'da da bir saldırıya uğrayacak. Yine Iğdır ziyareti var Sinan'ın. Iğdır'da Sinan'a saldırmak istediklerinde Ülkü Ocakların eski başkanı, Iğdır başkanı ve yakın arkadaşları siper oluyorlar ve oradan da bu şekilde kurtuluyor. Yani denenmiş daha önce benzer girişimlerde bulunulmuş. Hatta şunu söyleyeyim. Hı-hı. Mesela Ankara Çubuk'ta, küçük bir ilçedir Çubuk. Çubuk'ta genç, böyle bıçkın bir delikanlıyı buluyorlar. Ona görev veriyorlar bu vurma olayını. O çocukla atış talimi yaptırırken çocuğun çok heyecanlandığını ve bu işi beceremeyeceğini anladıkları için vazgeçiyorlar ve bu profesyonel kriminal çeteyi buluyorlar, çeteye taşıra ediyorlar. Ve iddianamede yazıldığı ki böyle 4000 liralık falan IBAN numaralarına para yok. Bunlar gülünç paralar, 4000 lira. Yani bu çete çok profesyonel bir çete. Bu çete böyle 300 bin, 500 bin, hatta 1 milyon dolardan aşağıya böyle cinayet işlemez. Daha o detaylar da ortaya çıkacak. İşte gerçeklerin günün birinde ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Biz bunları ilk günlerinde isimlerine kadar hepsini verdiğimizde bizi infaz etmeye kalkıştılar. İşte davalar açıldı vesaire ama söylediklerimiz bir bir ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde bu görüntülerin daha farklı açılardan görüntüler de ortaya çıkacak. Artık yani bu işin dönüşü yok. Bu işin dönüşü yok. Peki Sayın Demirel, siyasi ayağı da ortaya çıkarılacak ve bunun bedelini herkes ödemeli. Ayşe Ateş'in paylaşımını gördüğünüze eminim. Emre Yüksel kimdir sorusunu soruyor. Emre Yüksel kendi ağzından yanıt veriyor zaten. Ülke Ocakları Genel Başkanı yardımcısıyım ben diyerek. Bugün Devlet Bahçeli hiç bahsetmedi Sinan Ateş cinayetinden. Ama geçtiğimiz hafta gündem konusuydu. İddianame bu.